Metropol'den merhaba. Selçuk Artut sergisiyle başlıyoruz. Selçuk Artut var. Selçuk Bey, önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, İstanbul'da yaşıyorum. Sanatçı, müzisyen ve akademisyenim. Sabancı Üniversitesi'nde sanat ve tasarım alanlarında ders veriyorum. Yanı sıra da Replikas isimli bir grupla 98'den beri müzik yapıyorum. Bir artısı da gördüğünüz gibi sanat alanında da eserler üretiyorum. Çok ilginç bir sergi. Bunlar hareketli heykeller aynı zamanda. Nasıl yaptınız, nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Yani ben tabii ki malzemenin daha çok şey boyutuyla ilgileniyorum. Teknoloji ve insan ilişkisi üzerinden neler yakalayabileceğim konusuyla ilgileniyorum. Bunlarda ise beni çeken şey şu oldu. Mıknatıs malzemesi. Burada gördüğünüz her şeyin altında aslında birer bunları hareketlendiren mıknatıslar var. Fakat o mıknatısların herhangi bir hareketi olabilmesi için ben onların altına, bu şeylerin altına, kutuların altına çalışan mekanik sistemler ürettim. Yani o mıknatıslar hareket ettikçe üzerlerindeki topları hareket ettiriyorlar. Dolayısıyla o yüzden bunlar birer kinetik ve programlanmış heykeller. Bu bir dile dönüştükten sonra da böyle çeşitli toplar, mesela buradaki 9 top, diğer örnekleri de görebilirsiniz, duvarda hareket eden top, yan yana gezen, dans eden, çarpan, iki mesafe arasında sürekli gidip gelen bir takım toplar üzerinden yeni yeni eserler ortaya çıktı. Ne kadar zamanda hazırladınız? Bu ciddi bir kontrast var bu işi, bu soruya cevap vermeden önce onu anlatmak isterim. Çünkü dışarıdan baktığınız zaman her şey son derece yalın ve basit gözükmesiyle beraber bütün bu kılıfların altında mekanik sistemler söz konusu. Onları programlamak, üretmek ve yapmak 2 ay gibi bir vaktimi aldı. Yani temelinde baktığınızda çok basit gibi gözükse de aslında benim özellikle gizlediğim, sakladığım, çünkü insanların bu eserlere bakarken teknoloji üzerinden bir gözle değil, yani teknoloji hayranlığıyla bakıp çok güzel çalışıyorsundan öte bunların estetik formları üzerinden bir şey paylaşmalarını arzu ettiğim için o mekanik sistemleri tamamen sakladım bu kılıflar altında. Fakat kontrastın bahsettiğim kısmında işte o mekanik sistemleri yapmak, üretmek 2 ay kadar bir vaktimi aldı. Evet, çok yalın gözüküyor aslında ama altında belli bayağı uzun süre çalışılmış, düşünülmüş bir iş var. Sonsuza kadar, hepsinin sonsuza kadar farklı farklı isimleri var. Biraz da işin felsefesinden bahsedelim mi? Tabii, burada aslında sanatçı bir malzemeden işlerini üretiyor. Benim kullandığım temel malzeme elektrik. Elektrik ise bir insan icadı değil. Çünkü aslında dünyada var olan bir şey. Şimşek çaktığı zaman da elektriği görüyoruz. Biz sadece insanlar olarak bunu kontrol edilebilir hale getirdik. Yani duvarda priz yaptık ve ondan sonra elektrik bizim için kullanılabilir malzemeye dönüştü. Ben de o malzemeyi kullanarak yaptığım sanat eserlerinin elektrik var oldukça, ki herhalde dünya var oldukça demek gerekiyor, bir enerji kaynağı olarak popülerliği çok yüksek. Elektrik var oldukça bu eserlerinde bir davranışı barındırıp o hareketi sonsuza kadar yapacağı üzerinden ilerlemeye çalıştım. Yani işin felsefesi içerisinde elektriğin sanata olan etkisi ve ona kazandırdığı yeni boyutlar üzerinden yeni bir dil yaratmak ve böyle işler üretmek üzerine kuruluydu. Evet, gerçekten geleceğin heykellerini bir yandan da yaratıyorsunuz ve teknoloji kullanarak belki de daha ileride çok daha farklı, çok daha ilginç şeyler yapılacak. Kafanızda bundan sonraki aşamayı yavaş yavaş oturtmaya başladınız mı? Yeni bir sergi açacak mısınız?
Bu aslında bir dile dönüştü. Yani bu topların hareketiyle ilgili çeşitli alternatifler, yeni yeni şeyler kafamda oluştu. Fakat çok fazla kendini tekrar etmek isteyen bir insan değilim. Her şeyden öte kendim de eğlenmek istiyorum yaptığım şeyden. Bir üretim aşamasına gelip bunları bir seri hale getirmekten yana değilim. Yeni bir takım fikirlerim söz konusu. Onları da herhalde daha ileride olacak sergilerde. Şu an henüz herhangi biri belli değil. Onları da zamanla ortaya çıkaracağım diye düşünüyorum. O zaman heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selçuk Artut'tan Sonsuz'a 31 Aralık'a kadar CDA Projects'te. Metropol devam ediyor.